Bismillahirrahmanirrahim. Babu zevatil avar hel tu'khazu fi sadakatil mevasi emle. Zatil avar, ayıp sahibi olan hayvanlar. Hel tu'khazu, alınır mı fi sadakatil mevasi, hayvanların sadakelerinde emle alınmaz mı? Bunda da iki rivayet var. Bazıları diyor ki alınır. Hadis getiriyorlar. Bazıları da diyor alınmaz. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد ابن كاسب قال حدثنا عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت حضرت عائشة رضي الله عنها buyurdular ki بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا Peygamber Efendimiz sadakayı toplama için bir adamı gönderdi. في أول الإسلام İslamiyetin iktidasında. Fekale buyurdu ki huz al eşşarife ihtiyar deveyi de al sadaka verirlerse vel bikre bikri de al yani ilk doğmuş ve zevatil ayb ayıp sahibi olan hayvanları da al ve la tâhuz alma hazaratin nas nasın kıymetli mallarını alma yani sadaka alırken gidip de iyilerini seçme ihtiyar olmuş yeni doğmuş yahut da ayıplı hepsini al. Bu hadisi şerif mucibince sadaka toplayan bir adam ayıplı hayvanları da alabilir. Ya, sadakadan maksat zekat mı? Zekat. Kâle Hişam erâ zâlike ben bunu, Hişam diyor ki ben bunu görürüm liyeste'elifehum onları alıştırsın diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arapları alıştırsın. Yani malı vermek bile zor olur. Onun için sedekeden ne kadar alacaksa mesela 40 koyunda bir koyun alacak. Olur ki ihtiyar bir koyun olur. Olur ki ayıp bir koyun olur. Al. Alışsınlar yani zekata. Sümme ceretis sünneti sonra sünnet cereyan etti. Daha bir zâlik. Ondan sonra sünnete böyle cereyan etti. Resulullah Efendimiz'in emri Arapları alıştırmak için değil Müslümanları. Fakat sünnet olarak devam etti, gitti. Haddesena Ahmed ibn Davud kâle haddesena Yaqub kâle haddesena Vekî'un en Hişâmin an ebîhi anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem nehvehu. Bu hadisi şerifi Ahmed ibn Davud'da İmam-ı Tahaviye rivayet edilmiş. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahaviye buyuruyorlar ki fezehebe kavmun bir kavim zahip oldular ila taklidi hadal haber bu haberin taklidine. Bu haberi taklit ettiler ve buna zahip oldular. Ve kalu buyurdular ki hakeza yenbeği böylece layıktır lil musaddiki sadaka toplayan adama en yakudu ala. Ayıplı olmuş, ihtiyar olmuş, genç olmuş hangisi olursa olsun alsın. Ve halefehum fi zalike aharun ulemanın diğerleri bununla muhalefet ettiler. Fekalu buyurdular ki la ye'huzu o muvazzaf olan kişi almaz fi sadakat sadakelerde zekatları zati ayfin ayıp sahibi hayvanı almaz. Ve innema ye'huzu filen minel mal maldan orta kısmını alır. Ne iyisini alır ne kötüsünü alır. Ortasını alır. Şayet iyisini alırsa ortayının iyinin arasında fark ne varsa o farkı mal sahibine verir. Aşağısını alırsa ortayla aşağısının arasındaki farkın üzerini mal sahibinden alır. Öyle ya, mesela adamın 50 koyunu var, içinde gayet kıymetli bir koçu var. Yahut da en güzel bir koyun var, gider onu alır ve adamın kıymetli malı bu. Yok almayacak. O tabii koyun alacak. Bir de var ki cildi zayıf bir hayvan var. Yok onu da almayacak. Ortalama. Şayet alırsa iyisini alırsa kıymetinden öder. Zayıfını alırsa kendisi mal sahibine kıymetini verir. Tahsil ver. Evet tahsil ver. Vahteccu fi zâlike evet ayıplığı almaz diyenler ihticac ettiler. Fi zâlike bu meselede bima bir hadiste ki haddesena İmam-ı Tahavi buyuruyorlar ki bize rivayet eyledi İbrahim ibn-i Merzuk
İbrahim İbn Berzuk İmam-ı Tahavi'nin hocası olduğunu çok rivayet ediyor. Kale haddesena Muhammed ibn Abdillah el-Ansari. Kale haddeseni ebi. En Sümamet ibn Abdillah. En Enes'in enne Eba Bekir'in Siddiq radıyallahu anhu. Hazreti Ebu Bekir lemmestuhlife vaktaki halife kılındı. Veccehe Enes ibn Malik radıyallahu anhu. Hazreti Enes'i tevcih etti, gönderdi. İlel Behreyn, Behreyn'e gönderdi. Zekati, sedekayı toplamak için gönderdi. Fekatebe lehu, Hazreti Enes'e yazdı. Hazel kitab, şu kitabı ona yazdı, eline verdi. Yani şu şekilde amel etti. Hâzihi faridatun elleti farada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem alel muslimin elleti emarallahu azze ve celle biha Rasuluhu sallallahu aleyhi ve sellem. فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ومن سأل فوقها فلا يعطي فذكر فرائض الصدقة وقال لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تلك الغنم. Bunu yazdı, verdi eline. Şimdi diyor ki hadi faridatun, Hazreti Ebu Bekir orada diyor ki bu farzdır. Allah-u Teala'nın sizde hakkıdır. Yani sadaka, sadaka diyor. Zekat. Elleti öyle bir farzdır ki farada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz bunu farz kıldı. Evet. Nasıl Peygamber Efendimiz farz kıldı? Allah-u Teala farz kılar. Alel müslimin, Müslümanlar üzerine farz kıldı. Elleti, evet öyle farz ki emarallahu azze ve cel, Allah-u Teala emretti Resulehu, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani esas emredin Cenab-ı Hak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miktarını tayin etti. Miktarı mücmer. Zekat var. Ama devede kaçta bir, koyunda kaçta bir, sığırda kaçta bir, parada kaçta bir, bunu Resulullah Efendimiz tekbir etti. O vakitte elleti farada. Hâzihi faridetun, bu bir farzdır yani sedekete. Elleti öyle faride ki farada tekbir etti. Farada tekbir manasına da gelir. Yani miktarını beyan etti. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz onun miktarını beyan etti. Alel müslimin, Müslümanlar üzerine Cenab-ı Hakk'ın bir farizesidir. Elleti öyle faride ki emrallahu azze ve celle, Cenab-ı Hakk Teala Hazretleri emretti. Ne dedi? İnneme sadakatu. Sadaka dedi. Ama sadakanın miktarını bilmiyoruz. Ve yuqimune salate ve yutune zekat. Namazı kılacaklar, zekatı verecekler. Zekat ne kadar? O da bir malum değil. Birçok yerlerde yuqimus salate ve atu zekat. Namazı kılın, zekatı verin. Fakat zekatın miktarını Resulullah Efendimiz beyan buyurdu. Femen su'ileha, her kim sadaka istenilirse, minel müminine, müminlerden her kimden sadaka istenilirse, ala veçhiha, onun veçhi şereisi üzerine, yani memur getiriyor ya Enes İbni Malik, her kimden Enes veçhi şer'i üzerine, şeriat veçhi üzerine isterse, feliyu'tiha, ona versin. Şeriatın emridir. Ve men se'ale fevkaha, her kim farz olan zekatın fevkinde ziyade olarak isterse, fedai atıyı vermesin. Mesela 40 koyunda bir koyun. Adam gitti 40 koyunda iki koyun vereceksin. Yok, vermem diyor. Senin hakkın alacağın 40 koyunda bir koyun. Fazla isterse vermeyin. Hazreti Ebu Bekir onu yazıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beyan buyurmuş olduğu şekilde itaat edin, verin. Yok, fazla isterlerse vermeyin. Fezekere feraidas yahut da tekesi, onlar da alınmaz. Çünkü onu aldığı gibi hayvanlar zürriyetten kesilir. Evet. Zürriyetten kesilmemesi için o alınmaz. Eski Kürt ağaları var idi. Kendi cemaatinden birisine kızdı mı o adamın tekesini alır. Koçunu alır. Hayvanlar kısır kalır. Ona ceza verir. Böyle olurdu işte. Onun için olur ki memur da kızar, gider adamın
Hayvan, bir tane koçu var, onu alır ve daha hayvanlar nesilden kesilir. Onu almasın. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene el-Hakem ibn Musa, kâle haddesene Yahya ibn Hamza, kâle haddesene Süleyman ibn Davud, kâle haddesene Zühriyü, an Ebi Bekir ibn Muhammed ibn Amr ibn Hazmi, an Ebihi, an Ceddihi, anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz, ketebe kitaben ila ehlil Yemen. Ehli Yemen'e bir kitap yazdı. Fihi, o kitapta orucuydu. El-Feraidu ve Sünen. Allah-u Teala'nın fark kılmış olduğu şeyler ve Peygamber Efendimiz'in sünnetleri o kitapta yazılıydı. Feketebe fihi, o kitapta Resulullah Efendimiz yazdı. La yu'khazu fis sadakati harimetun, sadakada ihtiyar hayvan alınmaz. Ve la zatu avarin, ayıp sahibi hayvan da alınmaz. Ve la teysul ganem, ganemin teysi, tekesi de alınmaz. İşte Hazreti Ebu Bekir bu hadisten almış. Resulullah Efendimiz böyle buyurduğundan Hazreti Ebu Bekir de bunu Enes İbn-i Malik'e yazmış, talimatını vermiş. فَهَاكَذَا كَانَتْ كُتُبُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Şimdi bu ikinci mezhep sahipleri diyorlar ki, işte Resulullah Efendimiz'in yazmış olduğu kitaplar. وَاَب۪ي بَكْرٍ وَمَرَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in yazmış olduğu kitaplar. Tecri, cereyan etti, eder min ba'di, Resulullah Efendimiz'den sonra. Ve kütübü Ali'yin radıyallahu anh, Hazreti Ali'nin kitapları da, ve zalik ondan sonra o da böyle yazdı ki, yani ihtiyar, ayıp sahibi, hayvan alınmaz. Öyleyse birinci kavlün sahipleri bir hadis rivayet ettiler Hazreti Ayşe'den ki, ihtiyar da olsa al, ayıplı da olsa al. Ne demek? Şimdi bu iki hadisin arasını nasıl telif edeceğiz? Öbürü alıştırmak için. Ya diyor ki, istilaf için, yani onların gelmeni, İslamiyet'in iktidası olduğundan, Hişam İbn-i Urve diyor ki, ben öyle görüyorum diyor. Ben o, o da kendiliğinden söylüyor. Çünkü hadisler mütariz oluyor, diyor. Resulullah Efendimiz alma dedi sonradan. Ki evvelden al dedi, sonradan alma dedi. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali de ayıp de hayvanları almadılar. Bu alma diye emrettiler. Bu anlaşılıyor ki İslamiyet'in iktidasında al demesi alıştırmak için. فَدَلَّمَا ذَكَرْنَا Bizim zikrettiğimiz bu sonki rivayetleri delalet eyledi. أَلَا نَسْخِ مَا اُلْ بِالْحُكْمِ النَّسْخَنَا كِ فِي حَد۪يسِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Hazreti Ayşe'nin hadisinde olur. اَلَّذ۪ي Öyle Hazreti Ayşe'nin hadisi ki بَدَنَا بِذِكْرِهِ فِي عَدَ الْبَابِ Bu vabda onun zikriyle başladı. Yani al diye geldiği bir rivayet o. Hazreti Ayşe'nin rivayeti. وَفِيهِ اَيْلَى Yine burada olucudur. مَا يَدُلُّ عَلَى تَقْدِيمِهِ Onun tekrimine delalet eden şey ne sebebiyle bilmiyor. وَيْنَاهُ بَعْدَهُ Ondan sonra rivayet ettiğimiz hadisler delalet ediyor ki o mukaddem idi. Yani der ki ne biliyorsun o İslamiyet'in evvelinde o öyle olduğunu? Diyor ki delalet ediyor ki o evvel idi. Bu hadisi şerifler yani alma diye zikredilen hadisler ondan sonra. وَهُوَ قَوْلُ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Hazreti Ayşe'nin kavli delalet ediyor ki Hazreti Ayşe'nin rivayet ettiği hadis evvel idi. Hazreti Ayşe'nin hangi kavli? اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz kâne yeb'asü gönderirdi. مُصَدِّقًا sadakat toplayıcı adam idi. فِي صَدْرِ الْاِسْلَامِ İslamiyetin iktidasında da. Belli bu. فِي صَدْرِ الْاِسْلَامِ Sadr-ı İslam, İslamiyet'in iktidasında olduğu bu hadisin evvel olduğunu beyan etti. فَاَمَرَهُ بِذَٰلِكِ Ve bununla da emretti. İhtiyar olmuş, ayıplı olmuş, al dedi. وَنُسُخَ ذَٰلِكِ Resulullah Efendimiz'in bu hadisi nesfedildi. بِمَا ذَكَرْنَا Zikrettiğimiz hadislerle. Nerede? Zikrettiğimiz fi kitab-ı Ebi Bekir'in Lanes. Hazreti Ebu Bekir'in Hazreti Enes'e yazmış olduğu kitapta Resulullah Efendimiz'in hadisini yazdı ki alma. İşte onunla nesvedildi. Ve fi kitab-ı Amr ibn Hazm. Bir de Amr ibn Hazm'in kitabında yani ondan gelen rivayette. Ki Amr ibn Hazm kendi babasından o da dedesinden rivayet eyledi ki Peygamber Efendimiz
Yemen halkına bir kitap yazdı ve feraiz-i sünnetleri beyan eyledi. Onda da dedi ki لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ عَوَارٍ. İşte bu iki rivayetle sabit oluyor ki Hazreti Ayşe'nin rivayet eylemiş olduğu hadis mensuh. وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهِ. İşte bu zikrettiğimizin hepsi İmam Ebu Hanife'nin ve İmam Ebu Yusuf'un ve Muhammed'in kavulleridir. Rahimahullah.